HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle çıkan fotoğrafları için değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bir teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak burada sorulması gereken bir soru daha var. Bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Yani Erdoğan'ın valilere talimat verip şehirlerimize bombalar yığılırken teröristlere dokunmayın dediği zaman. İmralı'ya her türlü ihtimamın gösterildiği zaman. İmralı sakinine sayın dendiği zaman. Bu fotoğrafı bize soracağınıza, bu fotoğrafın asıl muhatabı olan Erdoğan'a sormanız gerekiyor. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı da ben ekonomistim dedi ve iktidara yeni bir model önerdiğini açıkladı. Vatandaş bileziğini, küpesini devlet kontrolünde banka kasasına koysun, sertifika alsın. Düğününde takmak isterse o sertifikayla takıp geri getirsin. Önerisinde bulundu. Siz bu öneriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi memlekette herkes kendisine ekonomist demek için yarışmaya başladı. Bu durumda iki elini böğründe kavuşturan herkes ben ekonomistim diye ortaya çıkıyor. Ama öyle gözüküyor ki bunların ekonomistlikten anladıkları milletin kolundaki bileziğe, kulağındaki küpeye göz koymak. Milletin düğünlerde, derneklerde takılacağı ziynet eşyasına bile sarayın iznini getirmek. Erdoğan başta olmak üzere anlaşılan bu önerileri getirenlerin hepsi aynı okuldan mezun olmuş. Çıkarsınlar şu ekonomistik diplomalarını da bir görelim. Ama bu arada Erzurum Belediye Başkanı'nı da buradan uyaralım. Bak biz Erdoğan'ı azıcık tanıdıysak günün sonunda aldatıldım der. Tüm sorumluluğu da senin omuzuna yıkar. Efendim, Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışılan kur korumalı mevduat sistemi için dua edin de tutsun dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bu açıklama ülkede yönetimin, hazine yönetiminin işinin artık Allah'a kaldığını gösteriyor. Bu aynı zamanda bunların ülkeyi yönetemediklerinin de bir itirafı. Tüm beceriksizliklerini, kifayetsizliklerini, hatalarını yüce Allah'a havale etmeye kalkacak kadar acizler. Ne diyeyim? Allah bunları tez elden ıslah etsin. Efendim, son olarak Artı TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Artı TV'nin sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Ankara Belediyesi'ni de hedef alan bir açıklama yaptı. Bunu CHP'li belediyelere dönük bir operasyon hazırlığı olarak okuyor musunuz? Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi neler yapacak? Bugün ülkemizde büyük bir buhran var. Milletimiz perişan. Beddualar arşa yükseliyor. Millet tenceresini kaynatamıyor. Arabasına benzin koyamıyor. Çiftçi traktörünün mazotunu dolduramıyor. Emekli, emekçi, memur, herkes yandım Allah diye bağırıyor. Büyük bir güvensizlik içinde. Geleceği göremiyor. Geleceğini kontrol edemiyor. Şimdi bunlara çözüm bulamayanlar çıkmış gündemi değiştirmek için millet iradesine kumpas kurmaya cüret ediyorlar. Erdoğan bu hikayeleri seçimden önce de tedavide sürmüştü. O zaman da bunları söylemişti. Cevabını da Ankaralı ve İstanbullu seçmen gayet güzel verdi. Atılan şamar, şamarın sesi Yemen'den duyuldu. Şimdi Erdoğan yeniden mızmak için fırsat kolluyor. Kendisine çok sevdiği bir lafla cevap verelim. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Millet kararını verdi. Erdoğan'a tavsiyemiz milletin sözünün üstüne söz olmayacağını artık bir an önce idrak etmesidir. Şimdi de Soma'da yere düşen vatandaşlarımıza hınçla tekme savuran saray danışmanını Almanya'ya ticari ateşe yaptı.
memurumuz, emeklimiz, emekçimiz, çiftçimiz, milyonlarca dar ve sabit gelirli yurttaşımız zam ve zulüm altında ezilirken saray beslemeleri avrolu mansıplara doymuyor. Saray yanaşmalarının sefası katlansın, dolarla avroyla maaş alsın, saray sosyetesi daha çok semirsin diye Erdoğan tek bir gecede doğalgaza zam, elektriğe zam, akaryakıta zam, motorlu taşıtlar vergisine zam, pasaport ücretine zam, ehliyet harcına zam, Avrasya tüneline zam, araç muayene ücretlerine zam, köprü geçiş ücretlerine gizli zam yaptı. Hep söylüyoruz, zulümle abad olanın akıbeti berbat olur. Ama dinlemiyorlar. Geçtiğimiz cuma akşamı akaryakıta fahiş zamlar geldi. Erdoğan benzinin litresine 63 kuruş, mazotun litresine 94 kuruş zam bindirdi. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda çiftçinin traktöründeki 110 litrelik mazot deposu 729 liraya dolarken şimdi 1516 liraya doluyor. 55 litrelik bir benzin deposu bir arabanın geçen yıl bu zamanlar 400 liraya dolarken şimdi 750 liraya doluyor. Bir depo akaryakıtın maliyeti son bir yılda ikiye katlandı. Son akaryakıt zamlarından sonra İstanbul'dan İzmir'e dolar ve avro garantili tünel, köprü ve yollardan arabayla gidip gelmenin maliyeti 1811 lirayı buldu. Bu korkunç bir maliyet. Ulaşım maliyetlerindeki bu artış yarın iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Bu kaçınılmaz. Son 3 aydır akaryakıt zamları adeta otomatiğe bağlandı. Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuzluk olacaktı? Erdoğan böyle diyordu. Milletin alın terini bir gecede hüplettiler. Ama dolar köpürmeye, Erdoğan'ın zamları da milletin üstüne kabus gibi yağmaya, çökmeye devam ediyor. Erdoğan elektrikte kademeli tarife getirdi. Ardından tek bir seferde elektriğe %52 ile %127 arasında zam yaptı. Bu bir rekor. Şimdi meclise doğalgaza kademeli tarife getirilmiş. Anlaşılan Erdoğan zamma doymadı. Bu defa da doğal gazda yeni bir zam rekoru kırmaya hazırlanıyor. Ne yazık ki enflasyonda turbun büyüdü heybede. Türk lirasının son bir yıldaki değer kaybı %46. Üretici enflasyonu tüketici enflasyonundan 44 puan fazla. Dolar kurundaki artış, üretici enflasyonu dediğimiz fabrika fiyatlarındaki artış, Erdoğan'ın son enerji zamları tüketici fiyatlarına, tüketiciye daha tam yansımadı. Korkunç bir kara kış geliyor. Ama bu zulmü yapanlar emeklilerimize dönüp 2500 lirayla bu kışı idare et diyorlar. Memura bahşiş gibi 2,5 puan ilave maaş artışı verip bu sana yeter arkadaş diyorlar. Asgari ücretlerin aldıkları zam daha ceplerine girmeden enflasyonun şahlanmasıyla eridi. Şimdi emekçilerimiz de kara kara düşünüyor. Emekliye, onların dul ve yetimlerine, memura hemen zam yapın. Ek zam yapın. Asgari ücretliye de yılın ikinci yarısında ek zam yapma taahhüdünü bugünden verin. Millete artık zulmetmeyin. Zamlar çiftçilerimizi de ezip geçiyor. Erdoğan'ın son mazot ve gübre zamlarından sonra çiftçi tarlasına taban gübresini atamamıştı. Buğday ve arpa kışa zayıf girmişti. Bu ay sonunda da buğday ve arpanın kardeşlenmesini arttıran üre gübresinin atılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar bir çuval üre 93 liraydı. Aralık ortasında aynı çuvalın fiyatı 800 lirayı gördü. Şimdilerde ise bir çuval gübrenin fiyatı 650 lira. Üre gübrenin fiyatı geçen yıla göre 7 kat artmış. Hükümet çiftçinin böğrüne 9 santim bıçak saplamış. Şimdi bıçağı 2 santim geri çekmiş,
gübrenin fiyatı düştü diye çiftçimiz bize teşekkür etsin diyorlar. Çiftçinin kara gün dostu diye bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi de çiftçiye dost mu, düşman mı anlayamadık. Toprak Mahsulleri Ofisi besiciye %8 KDV ile sattığı arpayı sanayiciye %1 KDV ile satıyor. Şimdi üretici bu maliyetle nasıl ayakta kalacak? Zaten beli bükülmüş. Son bir yılda traktöre bir depo mazot doldurmanın maliyeti 2'ye katlanmış. Bir çuval gübrenin maliyeti 7'ye katlanmış. Buradan uyarıyoruz. Çiftçiye destekleri hemen arttırın ve derhal ödeyin. Yoksa bu yıl gıda krizi kapımızda. Milletimizi ucuz ekmek için şu kış günü zaten sıraya soktunuz. Böyle giderse millet yiyecek ekmek de bulamayacak. Milletin ekmeğiyle daha fazla oynamayın. Daha fazla beddua almayın. Değerli basın mensupları, birkaç ay önce Erdoğan ne demişti? Faizi şu anda düşürüyoruz. Enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Erdoğan Merkez Bankası'na baskı yaptı, politika faizini düşürdü. Ona göre bunun sonucunda hem döviz kuru, hem enflasyon, hem de faiz düşmesi gerekiyordu. Sonuç ne oldu? Dolar kuru 8 lira 65 kuruştan 18 liraya çıktı. Bir gece yarısı köpü küpletme operasyonuyla Merkez Bankası'nın rezervleri arka kapıdan yeniden buharlaştırıldı. Dolar evet 11 liralara kadar düştü. Şimdilerde ise yeniden 14 lira sınırına dayandı. Bu haliyle Türk lirası son 3,5 ayda %37 devalüe oldu. 3,5 ayda. Ama hala dengeye oturmuş da değil. Kur tabelası Nebati Bakan'ın gözleri gibi ışıl ışıl kıpır kıpır. Sadece enflasyon değil, sadece kur değil, enflasyon da kıpır kıpır. Faizlerin indirildiği dönemde enflasyon %19'lardan %36'lara sıçradı. Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip 8. ülke oldu. Yani düşecekti enflasyon. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın tabela faizini %19'dan %14'e çektiği bu dönemde ticari kredi faizleri pek çok bankada %30'u aştı. Şu anda %46 faizde kredi veren bankalar var. 5 yıllık devlet borçlanma tahvilinin faizi %18,73'ten %25,73'e çıktı. Bütçenin faiz yükü 7 puan arttı. Hani faiz düşecekti? Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomiye artık kimse güvenmiyor. Daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervini satan Erdoğan, bugünlerde de başkalarından ödünç aldığı, Merkez Bankası'nın başkalarından ödünç aldığı paraları satıyor. Merkez Bankası kasasında 56 milyar dolar açık var. Bunu gören en sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Merkez Bankası'ndaki yabancı merkez bankalarının alacaklarına haciz konamaz maddesi getiriliyor. Şimdi ben soruyorum, bu maddenin gerekçesi nedir? Plan Bütçe Komisyonu'nda doyurucu bir açıklama yapmadılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na haciz gelecek de bizim paramız gidecek diye korkan ülke hangisi? Düğün-i Umumiye dönemini hatırlatan bu maddeye Erdoğan şahsım hükümeti nasıl razı geldi? Ben bu ülkenin ekonomisiyle ilgili yurt dışında böyle bir güvensizliği yaratanlara yazıklar olsun diyorum. Bu arada ipe sapa gelmez pek çok konuyla meşgul olan medyanın böyle bir vahim düzenleme hakkında ne haber ne de program yapmaması, bunu tartıştırmaması aslında ülkemizin içine düştüğü ibretlik halinde en güzel göstergelerinden biri. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla
dövizde, enflasyonda, safsatası sonucunda, safsatasına dayanan politikası sonucunda dövizde, enflasyonda, faizde hızla arttı. Kaybeden koskoca Türkiye ekonomisi ve milletimiz oldu. Şimdi Erdoğan çıkmış, döviz kurundaki müsilajı aldığımız gibi enflasyondaki müsilajı da alacağız diyor. Allah Allah. Bu köpük birdenbire müsilaj oldu. Milletin alın terini, emeğini, yılların birikimini köpük diyerek küprettiniz. Sonra da buna müsilaj deyip yaptıklarınızın üstünü örteceksiniz. Hiç kimse kusura bakmasın. Yarın karnınız ekşiyip ağrımaya başladığında da şikayet etmeye hakkınız yok. Küçük yatırımcıyı çarpma operasyonundan sonra Erdoğan'ın ağzından faiz sebep enflasyon sonuç sözünü hiç duydunuz mu? Yok. Çin işi, Japon işi model safsatasını duyan oldu mu? Olmadı. 20 Aralık'tan bu yana bu lafların hepsi tedavülden kalktı. Çünkü Erdoğan'ın amacı hasıl oldu. O gece birileri 18 liradan dolarları bozdurup sabahında 11 liradan dolarları toplayarak malı götürdü. Milletin alın teri, emeği, yılların tasarrufu iç edildi. Türkiye'nin en acımasız servet transferlerinden biri 20 Aralık gecesi gerçekleşti. Merkez Bankası'na ait olmayan dövizler arka kapıdan satılarak birileri ihya edildi. Küçük yatırımcı ise perişan edildi. Çarpıldı. Milletimiz artık her şeyin farkında. Erdoğan bu saatten sonra artık faiz sebep enflasyon sonuç diyemez. Derse milletimiz bilir ki yeni bir siyasal yan kesicilik, yeni bir siyasi eşkıyalık yolda. Artık yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Erdoğan siyasi sermayesini tüketince, iktidarı dönülmez akşamın ufkuna gelince, endişe ve korkuyla elindeki son kozları da oynamaya başladı. Şimdi milletin karşısına çıkmış, bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır diyor. Biz de kendisine Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini bir hatırlatıverelim. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Bu ülkede çok şükür dinimizle, diyanetimize saldıran yok. Ama güzel dinimizi ve diyaneti zulmüne şal yapmaya cüret edenler var. Bu ülkede kimin neye saldırdığını biz bir söyleyiverelim. Erdoğan milletimizin cebine saldırıyor. 2013'te 12.582 dolar olan kişi başına gelirimizi 2020'de 9.489 dolara düşürdü. Yine bu dönemde tüm ülkenin gelirini 958 milyar dolardan 801 milyar dolara geriletti. Milletin cebinden 148-147 milyar dolar gitti. Erdoğan 2011'de 2023 için yani önümüzdeki yıl için dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına girme sözü vermişti. Bıraktık ilk 10'u. 2021'de ülkemiz ilk 20 ekonomi liginden düştü.